Selam, hoş geldin. Ben Levent. Bugün yeni bir videoyla karşındayım ve kanalıma hala abone olmadıysan aşağıdan abone olabilirsin. Karantinaya girdiğimizden beri sürekli böyle bir şeyleri değiştirmek istiyordum. Özellikle sürekli evde olduğum için karantinada yaşam alanım olan bu odam çok üstüme gelmeye başlamıştı ve beni çok sıkmaya başlamıştı artık ve burada bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu fark ettim. Sürekli odamda bir şeylerin yerini değiştiriyordum ama bu beni hiç mutlu etmiyordu. Yatağımı işte bir gün yan tarafa çekiyordum, bir gün şeklini değiştiriyordum, bir gün masamı camın önüne alıyordum falan. Böyle sürekli haftada böyle 2-3 kere sürekli odamda böyle eşyaların yerini değiştiriyordum. Bu eşyaların yerini ne kadar değiştirsem de beni ortaya çıkan sonuç beni hiç tatmin etmiyordu. Karantina dolmamız bunun tabii ki de başlıca sebeplerinden biri ama biraz da fark ettim ben. Artık böyle büyük, devasa, içinde işte şu kadar kıyafet koyabildiğim, bu kadar kitap koyabildiğim eşyalar ve renkleri özellikle daha koyu tonlarda, baskın tonlarda olan, daha boğucu tonlarda olan aslında renklerin üstüme geldiğini fark ettim. Küçük bir değişiklik yapma zamanı geldi. Küçük diye başladığım bu değişim sürecinde aslında beklediğimden çok daha büyük bir değişim yaşandı ve ortaya çıkan sonuç şu anda beni açıkçası gerçekten mutlu ediyor. Sanki farklı bir yerde yaşıyormuşum. Sanki farklı bir başlangıç gibi hissettiriyor bana. Ben odamı değiştirirken kullandığım eşyaların çoğu evde, başka yerlerde kullanılmayan, ölü olarak kalmış, kimsenin umursamadığı şeyleri alıp tekrardan değerlendirdim. Odanı değiştirmek istiyorsan, sen de böyle ufak bir değişiklik yapmak istiyorsan, evdeki eşyaları tekrardan bir alıcı gözüyle bak. İlla sıfırdan yeni bir eşya almak yerine var olan şeyleri kullanmak gerçekten çok pratik ve karlı olabiliyor. Bunu söyleyerek videoya başlamak istiyorum. Öncelikle bu süreç benim için şöyle başladı. Perdelerle başladı. Çok ilginç ama perdelerden başladı. Benim odamda böyle bir tane tül perde vardı. İki tane de böyle iki farklı yanda duran, daha böyle kalın kahverengimsi kalın perde, güneşlik denilen yere kadar perdeler vardı. Bir gün dedim ki ya dur şu bakayım şu perdeyi çıkartayım dedim. Ve o perdeyi çıkartınca odaya böyle olanın böyle bir nefes aldığını fark ettim. Gerçekten yere kadar uzun kahverengi perdeler çok fazla etkiliyormuş odanın havasını. Ve yerine de böyle store perdeler oluyor ya, onlardan taktım. Bu bizim mutfakta takılıyordu. Ben onu aldım. Yıkadım güzelce. Sonra odama taktım. Ve odamdaki bütün eşyalar, renkler, her şey aynı dururken sadece perdemin değişmesi bile çok büyük bir değişim yarattı odamda. Ya sanki odamın böyle bu tarafı hava alıyormuş, nefes alıyormuş gibi gelmeye başladı. Her neyse, perdeleri de değiştirdikten sonra bir benim hoşuma gitmeye başladı ve başka ne yapabilirim dedim. Demek ki bir şeyleri değiştirmem gerekiyor böyle böyle. O perdelerden yola çıkarak odamdaki tonların, renklerin beni rahatsız ettiğini fark ettim. İkinci olarak yaptığım şey ise yatak başlığımı çıkartmak oldu. O da kahverengi bir yatak başlığıydı. Benim odam full kahverengi, böyle bir oda takımım vardı. Kahverengi yatak başlığını çıkarttım. Yine böyle küçük bir nefes almış gibi hissettim. Odada artık bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiş de geçiyor. Öncelikle odamın bu boğucu tonlarından, kahverengilerden kurtulmam gerektiğini fark ettim. Dedim ki beyaz olsun. Ne yaparsam yapayım minimum eşyayla sadece en gerekli kor şeylerle devam edeyim dedim. Gereksizleri atayım dedim. Annem dedi ki duvarını boyayalım. Daha soğuk bir ton olsun. Çünkü soğuk tonların ben daha böyle ferah bir hava yarattığını düşünüyorum ve daha cool geliyor bana açıkçası. Sonra dedim ki şu arkamda görmüş olduğum duvarı griye boyayayım. 35 liraya 3,5 kiloluk falan bir duvar boyası aldık gri. Yanında da 10 liraya böyle duvar badana yapmak çok fırsatını aldık. Tam istediğim sonucu elde edemedim ilk kutu boyada. O yüzden ertesi gün gittik bir daha boya aldık. Yine aynı 35 liraya yine bir daha boya aldık. Bana 80 liraya falan mal oldu. Duvarı boyadıktan sonra artık odamdaki kahverengi büyük dolabım, kahverengi büyük masam bana iyice boğucu gelmeye başladı. Ve dedim ki yani hiçbir kaçarı yok. Bunlara kurtulmam gerekiyor. Üçlü dolabım vardı benim. Bu üçlü dolabın bir kapağı aynı aynısı. O kapağını aldım. Odamda aynı olarak kullanmaya devam ediyorum hala. Geri kalanını tamamen söktüm. Böyle bir karar aldığında, yani dolabımı sökeyim atayım gibi bir şeylerinde askılık bir ufak bir dolap onun karşılamaya
yetmiyor. Askılık gerçekten görsel olarak odada güzel duruyor ama bütün kıyafetlerini alma gibi bir garantisi kesinlikle yok. Askılığa böyle hafif 5-6 tane gömlek, işte tişört onlara asabilirsin. Alt tarafında ise şöyle birkaç tane şort, içinde eşyalarım olan bir kutu ve iki tane hani kullandığım sırt çantalarımı koyuyorum. Yerine aldığım ufak dolabı ise daha günlük evde giyeceğim ya da bakkala markete giderken giyilebilecek şeyler vardı. Yani özetle dolabımdan çıkanların bir kısmını bazamın altından, bir kısmını yanındaki kıyafet dolabına, bir kısmını askıla, bir kısmını da diğer küçük dolaba koydum. Arkamda duran bu askılı Trendyol'dan 75 liraya aldım. Bu küçük dolabı arada duruyordu, koridorda duruyordu. Onu doğrudan aldım, yerleştirdim. Yani totalde 75 liraya mal oldu sadece bu olay bana. Bir diğer konu ise beni çok darlayan masamdı. Masamı da sökme kararı aldım. Bu şu an kullandığım masayı Trendyol'dan 150 liraya aldım. Bu masayı alırken dikkat ettiğim şey bir beyaz olması, iki böyle kapalı bir çekmecesi, dolabı falan olmaması. İşte masamı açık aldım ki mecburen az şey koyayım diye. Aslında kendime daha az eşya tutmaya zorladım birazcık. Sonra dedim işte raf bakayım. Rafları takarken dikkat ettiğim şey işime yarayacak büyüklükte olmasıydı. Gereğinden fazla büyük olması yani çok istediğim bir şey değildi. Mümkün olduğu kadar az alan kaplaması önemliydi benim için. Biz geçen sene mutfağı yenilemiştik ve mutfağın bir tane dolabına çok fazla raf konulmuş. Annem oradan iki tane rafı söküp onu o eşyaları, uzun eşyaları oraya koymuş. Bu iki raftı kilerde böyle bomboş duruyordu bayağı uzun süredir. Ben o iki tane rafı fark ettim, aldım. Dedim ki ama iki tane raf kısa kalır, bir tane daha raf bulmam lazım. Bir şekilde de annemi ikna ederek mutfak raflarının bir tanesinden en az kullanan seçerek onu da çıkartıp 3 tane rafı elde ettim. Benim bir önceki çorap çekmecemde, komodinimde kahverengiydi. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Dedim ki bu ufaklığı da atayım ben artık odadan. Yalvar yakar annemlerin yatak odasındaki komodini bir şekilde annemi ikna edip alıp kendi odama koydum. Bir diğeri ise pano. Benim masamın üstünde bir mantar pano vardı. Trendyol'dan yeni bir pano aldım. 35 liraya aldım. 35 liraya panoyu aldım. 17 liraya da bu panonun üstündeki ışığı aldım. Yani totalde 52 liraya mal olmuş oldu bana bu pano. Bir sonraki adım ise madem yatak başlığımı çıkarttım, yatağım üstü böyle boş kalmasın diyerek Trendyol'dan 11'li tabloları aldım. Çok güzel, çok kullanışlı. Kesinlikle tavsiye ederim. Trendyol zaten tablo yazıcı falan çıkıyor. Çok şık duruyor bence odada. 11 tane vardı içinde. Ben ama bir tanesi çok hoşuma gitmediği için asmadım onu. 10 tanesini astım. Fiyatı ise 100 lira gibi bir fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Fakat indirime girmişti. İndirimden 35 liraya ya da 40 liraya almış olmam lazım. Tam hatırlamıyorum şu anda indirimdeki fiyatını ama çok memnunum onu almış olmaktan da. Yine yatağımın karşısına bir tane ayna astım. Ablamın odasındaki aynayı babama söktürttüm. Ablam şehir dışındayken aldım. Onu kendi odama taktım. Odamda en sevdiğim kısımlardan bir tanesi de bu aynanın olduğu yer. Tam yatağımın karşısında. Yok burada bunları biraz kısarak çok güzel bir ışık ayarlayabiliyorum burada. Hani böyle çok güzel görüntüler çıkıyor. Arkadaki duvar çok güzel gözüküyor buradan. İşte tablolar ve rafın görüntüsünü ben çok seviyorum. Bunun fiyatı 80 liradan başlayıp 200 liraya kadar gördüm ben bunun fiyatını. Tam tamına 15 liraya aldım ben bunu. Yanlış duymadım. 15 liraya aldım. Bunu ben Home Ev diye bir böyle mağaza var. Onun Instagram sayfasına denk geldim. Bu da var. Bunda böyle masama. Bunun içine de böyle pinlerimi hani ufak tefek işte atacağım şeyleri koyuyorum. İkisinin fiyatı aynı. Ben ikisini de 15 liraya aldım. Odamda sevdiğim bir diğer nokta ise bu boy aynasının olduğu kısım. Eski dolabımın kapaklarından birini söküp böyle bu şekilde hafif eğimli şekilde duvarıma dayadım. Mum koydum. Bu mumların fiyatı 12 lira. Evet genel olarak odamdaki değişiklikler bu şekildeydi. Özellikle korona döneminde sürekli evde olduğum için aynı oldu. Aynı eşyalar biraz üstüme geldi ve bu biraz beni sinir etti. O yüzden böyle bir değişime gitmek kararı aldım. Bence burada önemli olan direkt hani yenileceğim diye her şeyi satın almak değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bu video bu kadardı. Kendine iyi bak. Öpüyorum. Bay bay.